Merhaba. 26 Haziran 2022 Pazar. Uzun zamandır aklımda olan bir şey vardı. Bu motosiklet ehliyet sınavında biliyorsunuz bazı hareketler yaptırıyorlar sürüş sınavında. Çevre yol üzerinde sürüm haricinde işte engelden kaçış, dönüş manevraları vesaire. Onları drone ile yukarıdan çekeyim istedim. Belki değişik olur. Yapanlar var zaten de yabancı kanallarda. Ben tabi öyle bir hoca değilim. Hani değişiklik olur diye bir çekeyim diye düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Lan bak. Kas işareti yoktu bunda ya. Allah Allah. Kocaman kasise çıktık. Burası zaten benim geçen geldiğim şarkı. İş görüşmesine geldiğim yer. Burada sürüş yapanlar varmış. O yüzden araya girip sistemlerini bozmak istemedim. Biraz bekleyeceğim artık. Tekrar merhaba. Drone ilk başlarda güzel takip ediyor. Ondan sonra beklerken de duruyor orada. Başka motorlarla hedefe karıştırmıyor. Ama sonrasında 8 çizerken kaybediyor beni. Orada asılı kalmaya devam ediyor. Ayar o şekildeydi zaten. Hani hedef kaybolursa havada kal ayarındaydı. İşte bunları deneyerek nasıl kullanacağını tam olarak öğrenmeye çalışıyorum. Amacım bu. Muhtemelen daha yukarıda belki tutmam lazım. Modum aktifti. Aktif takipteydi. Yani hızdan da kaybetmedi aslında. Geri gelme de var. Başka videolarda gördüm. Geriye doğru da gidebiliyor. Ha, ama şeyi denemedim. Evet. Bir dahakine belki onu denemek lazım. Spor mod. Spor moddayken daha hızlı, daha aktif oluyor ama o zaman da tabii bu sensörler görevini yerine getirmiyor. Sensörler şöyle görevini yerine getirmiyor. Size uyarı veriyor ama hani devam ederse çarpacak. Sizin müdahale etmenizi istiyor.
Öbür türlü olduğu zaman işte yapay zeka ile bunu yapıyor. İşte bunları böyle deneyerek öğreneceğiz. Yapma sebebim bu. Hani bir kaza kırım olmadan nasıl çalışabildiğini, nasıl çalıştığını görmek. Gerizekalı.